Günah. Vlogların başında hep günah diyorum ve birileri Türkçeme laf ediyor. Yani günah da Türkçe bu arada. Sadece günaydın'ın kısaltması. Ama genel olarak araya İngilizce kelime sıkıştırmam tabii ki kötü gözüküyor ve kötü duyuluyor olabilir. Ben bundan mutluyum. Zaten post Erasmus sendromundayım yani aylardır. O yüzden bence çok normal. İngilizce konuşmayı seviyorum yani. Luke geldiğinde de vloglarımın 5-6 tanesi çoğunlukla İngilizce olabilir. Çünkü günlük vlog çekeceğim için Luke'la İngilizce konuşuyor olacağım. Neyse, konu bu değil. Bugün diş randevum var. Oraya gideceğim Teşvikiye'de. 2 gündür falan çok gerginim çünkü bir olay yaşadım, o yüzden video atamadım. Ama yani gerçekten anlatmaya çekiniyorum burada. Yani aklınıza gelemeyecek bir olay ve ben de hiçbir zaman başıma böyle bir olay geleceğini düşünmedim ama gerçekten biraz insan paranoya oluyor yani. Siz buradan bir şeyler düşünün işte ne oldu hakkında. Neyse şimdi makyaj yapacağım. Önce cildimi temizleyeyim dedim. Yine La Roche kullanacağım. Bir gün sizle ASMR videosu çekmek istiyorum ama önce tırnaklarımı yaptırmam lazım. Çünkü şu an kendi tırnaklarım ve çok kısalar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bayağı kısalar. Böyle olmuyor. Cilt temizliği. Şey konusu beni biraz görüyor. Bir gün video atamadığım için... Bir dakika muhasebecim arıyor. Alo. Muhasebecimle konuşurken bir yüzümü yıkadım. Size gösteremedim ama. Ne diyecektim ben? Bir şey konuşuyorduk ve ben unuttum. Neydi ya? Kameraya bakayım bir dakika. Geçen gün işte bu yaşadığım kötü olaydan dolayı video atamadım ya. Bayağı bir zamanımı aldı ve moralim çok bozuldu o gün. O yüzden yapamadım. Her tarihte hashtag Aralık vlog. İşte ayın bugün atıyorum 15'i. Bugün atacağım video aslında Aralık vlog 15 olmalı. Çünkü günler de hani öyle gidiyordu. Onu 15'i çekmemiş olsam bile atarken hani ayın 15 olduğu için 15'i yazıyordum. 15. video. Şimdi bugün atacağım 14. video olacak. Çünkü arada bir video eksik. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Simple'ım bu. CEF vitamin içeren serumunu kullanıyorum. Onu nasıl yapsak bilmiyorum. Bir de biraz şu an hızlanmam lazım çünkü diş randevumu kaçırmak istemiyorum. Artı trafik ne kadar oraya bilmiyorum. O yüzden şimdi çok hızlı bir makyaj yapacağım. Yes! Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle hemen biraz fondöten. Bu da bitmek üzere ya. En sevdiğim fondötenim bitiyor. Ne yapacağım? Diş macunu gibi sıkıyorum fondöteni. Evet, şimdi biraz allık. Bu arada Kaan gitti dün, Ankara'ya döndü ama hafta sonu geliyor. Bugün nasıl Duygu geliyor Ankara'ya arabayla, ailesiyle beraber. Duygu'yla belki görüşürüz, müsait olursa. Onun dışında Luke'un gelmesine 11 gün kaldı. O kadar heyecanlıyım ki yani tahmin bile edemezsiniz. Son 2,5 aydır onu göremiyorum işte. Yani en son Ekim 14 falan gibi görüştük yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok heyecanlıyım. Biraz bronzer. Hafiften. Şurayı da biraz yapalım. Şöyle şöyle. Yüzüme bir renk gelsin ya. Bu ne böyle? Hava çok soğuk bilmem ne. Belki biraz chill yaparız. Çünkü chill ne zaman yapsam herkes çok beğeniyor. Diyor ki o ne kadar doğal duruyor. Ve ben de şaşırıyorum çünkü ne kadar doğal durabilir diyorum. Ama aldığım yorumlar çok güzel oluyor. O yüzden chill yapabilirim bugün. Kaşlarımı hemen bir boyayalım. Ya kaşlarım yok. Yok yani. Sinir oluyorum. Yüzümde bir şey var. Git. Boyadık hemen. Ondan sonra şöyle hafif bir gölge ekleyeceğim Kiko'nun paletinden. Şu açık kahverengi ama biraz da gri gibi. Au! Ah! Gözümü oydum. Göz pınarlarıma beyaz kalem yapacağım şu şekilde. Şöyle simli bir renk tercih edeceğim. Göz pınarlarıma yapayım. Biraz eyeliner. Aa, geç kalacağım. Şimdi arabaya bindim. Makyajımı yaparken kameranın şarjı bitti. Ve çok geç kalacağım için kameranın bataryasını değiştirmeye bile uğraşmadım. Böyle tık 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 yaptım hemen çıktım. Makyajım böyle. Nasıl olmuş sizce? Bu aralar bu makyajı yapmaya bayılıyorum ya. Hem chill'le yaptım. Bakın biraz fazla gözüküyor. Belki biraz fazla yapmış da olabilirim çok acele yaptığım için ama. Bakayım ışıkta bakalım. Evet bir tık fazla yapmışım. Bakın Republika. Anılar. Vay be. Ne güzeldi. Benim odam tam şuradaydı. Şuradaydı. Küçükken çok dinlediğim, çok sevdiğim bir şarkıya denk geldim. Şimdi açıyorum size, hazır mısınız? Eğer siz de bu şarkıyı çok seviyorduysanız ve bayağıdır duymadıysanız çok şaşıracaksınız. Here we come.
Arabamı koyacak bir yer buldum. Şimdi yürüyorum. Neyse ki yakın bir yere koyabildim. Çok sıkışık buralar o yüzden. Ama geldim sanırım. Bina çok tatlı. Tamam. Şimdi burayı kullanabilirsiniz eğer istiyorsanız. Yes. Evet. Hazır mıyız? Arkadaşım ışıktan etkilenmemeniz için size havalı bir gözlük verecek. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bir genel kontrol edeceğim. Kocaman açalım. Yine bir çürüğümüz vesaire problemimiz var mı? Onları bir kontrol edeceğim. Evet, tabii 2 yıl olduğu için iyice bir birikim olmuş. Bizim rutinimiz bu arada 6 ayda bir. 6 ayda biz bir rutin temizlik yapıyoruz tüm hastalarımız için. Bazen bazı hastalarımız için daha da sık yapıyor. Olabiliyoruz hatta. Tam ısıralım. Tüm rollerini ve ağzını. Açalım. Dışarıdan böyle gözükmüyordu. Şuradaki siyah noktalara bence ufak ufak müdahaleler yapsak tatlı olur. Çünkü buralar hep başlangıç durumları. Eski dolgular var burada. Belki de altına doğru ilerliyorsa siz aynada baktığınızda da net bir şekilde görürsünüz. Miladını biraz doldurmuş olabilir bu dolgular. Her şeyin bir miladı var doğal olarak. Bunların da miladı dolmuş olabilir. Bu şeyler var ya, burada renkler var ya. Ne biliyor musunuz bunları? Terden kalan. Evet. Ve onları ben bugün temizleyeceğim. Aslında temizliyorlar ama bir daha mı oluyor bilmiyorum. Temizleyememişler. Evet. Bu yapışkanın kalıntısı. O yapışkanı temizledikten sonra artık leke birikmeyecek. Aslında çünkü o yapışkan daha çabuk renkleşiyor. Renkleştiği için de öyle daha koyu gözüküyor. Aynen. Diş taşlarını temizlediklerinde baya böyle girintiler oluyor. Gibi. Şimdi pürüzsüz arası. Şöyle söyleyeyim. Girintiler eğer güzel temizleyebilirsek o girintileri... Ondan sonra hızlıca diş etleri aslında o boşlukları kapatıyor. Aynen. Ama güzel temizleyemezsek tekrardan taşlar kapatıyor ve yine o şey oluyor. Hakikaten de alt çenede diş taşı birikimini önemsemek lazım. Önce diş etini ittiriyor o diş taşları. Sonra da kemiği eritiyorlar aslında ve alt çenede dişlerin çekimine kadar ilerliyor bu hikaye yani. Uzun vadede. Tabii çok uzun vadeden bahsediyorum. Benim zaten genetik olarak ailem çok kötü bu arada. Babam da doktor gerçekten ama estetik şeyler. Hadi ya! Ankara'da mı? Evet. Benim de babam doktor. Gerçekten. Göz doktoru. Annem de doktor. Hayır. Ha. Annem eczacı. Doktor çocukları izler. Aa, benim kardeşim eczacı. Ya. Süper. Sizi kandıramadılar mı? Sağlık sektörüne sokamadılar mı yok, genelde? Yok, ben sinema okuyorum. Aa, süper. En güzelini yapmışsın. Ama ben zor de, oldu tabii. Ben de tiyatro istiyordum. Babam bir Türk filmi hikayesi anlatayım size. Babam seni evlatlıktan reddederim dedi. Ya. Ya o doktor ve çok seviyor yani doktorluğu. Evet. O yüzden de. Ama yani güzel bir şey yaptı bence. Ben de çünkü şu an mesleğimi çok seviyorum. İyi oldu. Tiyatro okusaydım belki de bu kadar mutlu olmayacaktım. Bilmiyorum şu anda. Yes! Haydi bakalım. O zaman bir temizlik yapalım Gamze'cim. Onun için hazırlıklarımızı yapalım. Şöyle. Şimdi kamerayı hafif hafif hareket ettiriyorum galiba. Ben mümkün mertebe hiç hissettirmemeye çalışacağım sana. Tamam. Gerçekten. Bu konuda iyi olduğunu da söylerler. Bakalım sen ne söyleyeceksin. Eğer ki bir şey hisseder, yani acı hissedersen beni dilediğin zaman durdurabilirsin. Hiç tamam. Problem değil. Sol elini kaldırırsan ben böyle... Şimdi bir taktik gösterebilir miyim sana? Dişlerini kapat. Dudaklarını da kapat. Tükürüğü gönder. Ara tükürüğü böyle gönderebilirsin. Çok oldu. Haydi çalkala. Acı kısım bitti. Bundan sonraki kısım daha tatlı. Hiç acımadı aslında ya. Ha, süper. Burada makinenin şeyine alışmam gerekiyor. Hissiyatına.
titreştiği için gıcık bir ses çıkartıyor. Hani sesi çok gıcık. Ben de zaten şimdi gözlükle beraber kulaklık böyle verilir sana. Ha değil mi? Güzel olur ama o zaman sen de iletişime geçemem büyük ihtimalle. Evet, muhtemelen. İnan boşlukları hissediyorum şimdi. Benim bir tane de kanal tedavim var aslında. Evet gördüm röntgende. Öyle mi? Evet. Nerede olduğunu unuttum ama. Şimdi cila. Cila kısmı daha tatlı. Bu oluklara fırçanın kıllarının değmesi gibi girmesi gerekiyor. Hı. Tamam mı? Genelde şu yapılır. Şudur yani genelde yapılan. Hı. Ben bunu istemiyorum. Tam tersine dişe tabii ki değecek ama dişle diş etinin olduğu bölgeye değmeli. Ve yuvarlak hareketlerle şuradaki olukların içine bu kılların girmesi gerekiyor. Aynen buradaki gibi. Dik de tutabilirsin. Şu okey. Problem değil. Ama diğer tüm kısımlarda yuvarlak hareketlerle diş eti oluğunu güzelce temizlemen gerekiyor. Sana ne önereceğim? Senin şu aralarındaki o hafif boşluklar var ya, o aralardaki boşlukları bir arayüz fırçasıyla da temizlemeni isteyeceğim. Sol üstteki 20 yaş dişine belki çekim yapabiliriz. Bu ya çekilebilir da, değil mi? O çok kolay. Dediğim gibi onunla hiç korkma. Yani gerçekten kolay. Sadece hani o gün bir program yapma ya da ertesi gün... Ama kalsa sorun olur mu? Şu an için açık konuşacağım. Hiçbir sorun yok bence. Hı hı. Ama şunu bilmen lazım. O bölgeyi iyi temizlemen lazım. Hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla takip edebiliriz. Zaten bundan sonra 6 ayda bir görüşeceğiz diye düşünüyorum. Oley! Bizim zaten hatırlatma notlarımız oluyor. Sistemden otomatik seni arayacaklar ve mesaj da atacaklar. Kontrol zamanınız geldi diye. Zaten temizliğimizi vesaire yapıyor oluruz 6 ayda bir dolayısıyla. Onun dışında bir de benim gördüğüm sağ alt bölgede bir de filmini tekrar da inceleyeceğim şimdi bir ağız içi muayeneyle yaptıktan sonra. Eski dolgularını açıkçası çok elzem değil onu sana söyleyeyim yani. Hemen müdahale etmemiz gerekiyor gibi bir şey değil. Onlar miladını doldurmuşlar ve daha sağlıklı bir gelecek için aslında. Evet. Hakikaten onları da bir müdahale etmekte fayda var. İleride başın ağrımasın diye. Zaten aynada baktığın zaman sen de göreceksin. Orada dolgular var. Eski dolgular. Kenarlarında böyle siyah siyah girintiler var. Hani öyle benim büyütecime falan da gerek yok yani. Sen de baktığın zaman orada bir anormallik olduğunu göreceksin. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şimdi çıktım. Dişlerim o kadar temiz ki anlatamam size. Bir de buralarda, az önce de gösterdim işte. Şuralarda ta benim tel tedavisinden kalan böyle yapıştırıcının sarı sarı lekeleri vardı. Kameram netlerse çok daha güzel olacak. Yapıştırıcının sarı sarı gözüken şeylerini de temizledi. Çok daha iyi oldu gerçekten. Çünkü ben elimle dokunduğumda bile yapıştırıcının kabarıklığını alabiliyordum ve yıllardır orada yani. Bir de çok sık diş böyle kontrolüne giden biri de değilim. O yüzden bu kadar tatlı bir doktorum olduğu için artık çok mutluyum. Gerçekten çok hızlı ve çok acısız geçti her şey. Zaten acıyacak çok bir şey yapmadık ama yine de çok rahattı. Bunun dışında eczaneden gargara aldım. Bir de arayüz temizleyicisi, küçük fırçalar var ya onlardan aldım. Arabaya binince gösteririm. Genetik olarak da bizim ailede diş biraz kötü. Onun dışında zaten benim alışkanlıklarım da çok kötü. Ben de küçükken falan 8 tane dolgum vardı zaten. O yaşta o kadar dişim vardı yani. O yüzden biraz daha iyi bakmaya çalışıyorum. Bir de hem biraz daha iyi bakmaya çalışıyorum hem de böyle doktorum beni çağırdıkça veya çok tatlı bir doktorum olduğu sürece bir yerlere gitmem benim için daha kolay oluyor. Ama böyle sevdiğim bir yer bulamazsam dişlerimi de kontrole götürmüyorum yani çok salıyorum bu işi. O yüzden şu an çok mutluyum Mahmut Bey'le tanıştığım için. Bayağı da temizlendi dilim direkt. Dişlerimin arasına giriyor. Ne zaman diş taşlarımı temizletsem böyle hissediyorum. Mutluyum. Şimdi hamburger yemeye gideceğim ama bu kadar temizken yemek yemek istemiyorum. Keşke hep böyle kalsa. Ama dediğim gibi size şunları da göstereyim. Clorox diye almamı istedi. Bunu sabah akşam işte dişimi fırçaladıktan sonra 30 saniye falan çalkalayacakmışım. Diş etlerimin, benim diş etlerim çok sık kanıyor bu arada. Hem hızlı iyileşmesi sadece hem de sık kanamasının nedeni de hem yanlış fırçalamam. Bana nasıl fırçalamam gerektiğini tekrar
anlattı. Hem de işte diş taşları, arılar hep doluyor ya, onlar diş etlerini de itiyormuş bir süre sonra. Ama eğer güzel temizlenirse diş etleriniz o boşlukları dolduruyormuş zaten bir süre sonra. Dedi ki bir hafta sonra gel yine, haftaya perşembe oraya gideceğim. Hem kontrol edecek nasıl olmuş diye, hem de bir hafta işte bu Clorox şeyi kullanacağım, gargarayı. Bir de şöyle, görebiliyor musunuz bilmiyorum, dişlerimin aralarına giren yerlere bununla temizlemem gerekiyormuş. Artık dişlerime iyi bakacağım, söz veriyorum. Bu dişlerimin kapanışı zaten benim bozuk biliyorsunuz. Tam kapanmıyor. Dilim çıkıyor aradan. Şey gibi. Kersenkele gibi. Neyse, şimdi Nişantaşı tarafında olduğum için buradan acilen çıkmak istiyorum. Trafik burada çok kötü. Zula yiyeceğiz. Ama dişçiden çıkıp da böyle çok hem lezzetli hem de çok yağlı hem de böyle hamburger gibi bir şey yemeye gidiyor olmam gerçekten biraz üzücü, çünkü yani ağzımın içi çok böyle hijyenik şu anda, tertemiz. Ama neyse ki gördüğünüz gibi dişlerim sarı değil. En son temizliğimi 2 yıl önce falan yaptırmıştım gerçekten. 20'lik dişlerim hakkında konuştuk. İşte benim bir tanesi yok burada. Hiç oluşmamış. Bir tanesi şurada, o çıktı. Komple çıktı ya, yani o çekilebilir halde. Ama alt iki dişim için de tomografi gerekiyormuş. Çünkü bu filmle iki boyutlu gördükleri için sinirlerime ne kadar yakın ne kadar değil onu göremiyorlar. O yüzden alt iki dişim için belki bir ara bir tomografi çektirip nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşabiliriz. Yani look geleceği için hemen çektirmek istemiyorum 20'liklerimi. Sadece bir dişim benim kaydı ama Mahmut Bey'in dediği gibi alt çenede 20'liklerin kalan diğer dişleri kaydırıp kaydırmadığını bilimsel olarak kanıtlayamamışlar henüz. O yüzden hani öyle olmayabilir dedi. Ama bir tanesi gerçekten çok öne gitti ve bir anda gittiği için kameramdaki SD kartın yeri bitti. Bugün çünkü dün çektiğim vlogdan sonra onları bilgisayara atacak zamanım yoktu. O yüzden şu an telefonla çekiyorum. Gözükme koşuyor. Hamburgerimi ısırırken bir video çekeceğim. Çok iyi değil mi? Çok özlemişim. Şimdi eve geldim. Aslında SD kartımda yer varmış çünkü ondan bir önceki vlogun, klip çekim yaptığımız vlogun görüntülerini silmemişim. O yüzden şimdi diğerini editleyeceğim. Bu arada az önce böyle 2 saat falan Luke'la konuştuk ve saatin 9.30 olduğunu unutmuşum yani. 2 saat falan konuştuğumuz için zamanım var diye düşünüyordum ama aslında zamanım yokmuş. Çok az zamanım varmış bugünün videosunu editleyip yükleyip atmak için. Evet, videomu editledim. %1 oldu. Saat de 10.25. Yine vlogum çok geç gelecek ama gelecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın size yine çok güzel bir vlogla umarım buluşuyor olacağız. Bu arada buradan... Dur bir dakika. Yine karıştım. Burası neresi oluyor? Sol. Ha. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da en son yüklediğim videoyu izleyebilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Yarın görüşürüz.